Selamlar herkese, Hançer ben. Rift Breaker maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Geçen bölüm kendime ve sizlere bir söz verdim. Base'i büyüteceğiz dedik ve kesinlikle bu bölüm bunu yapacağız. Tek odağım mümkünse saldırılar vesaire gelmezse çılgın questlerle beraber base'i genişletmek ve büyütmek. Çünkü gördüğünüz gibi artık sığmıyoruz. Binlerce şey inşa etmiş olmama rağmen sığmıyoruz ve özellikle tarlalar inşa etmek istiyorum ki buradaki ağaçlardan vesaire otomatik kaynak çıkarabilelim. Çünkü kaynakları etraftaki tüketmeye başladık ve bu ne kadar çok gürültü yapıyor şu kuşlar. Sıkıntı yaratmaya başladı. Geçen şöyle bir gelişme, yayılma yaptık. Fakat bu bölüm birazcık abartacağım açıkçası ve haydi duvar çekmekle her şeye başlayalım. Level 2 duvarlarımızı kullanacağız. Duvarı çekerken. Ama aslında level 3 duvarların gelmesine çok az kaldı. Bir ona göz atayım. 8 dakika. Direkt level 3 de çekebilirim ama olmadı. Upgrade'leriz diye düşünüyorum. Aslında level 3 çekmek çok daha kolay olurdu. Kobalt gerekiyormuş. Oh, vazgeçtim. O kadar duvar çekemem. Level 2 çekeceğiz arkadaşlar. Level 2 gayet kuvvetli bence. Ve sadece karbonyum gerektiriyor. Elektrikliden çekmeyeceğim. Çünkü canı 2 katı neredeyse. Level 2 çekmeye devam edeceğim. Nasıl yapacağız? Şöyle devasa bir base'in etrafına aslında duvar çekeceğim. Ve gördüğünüz gibi buralar zaten kapalı olduğu için bizi etkilemeyecek. Birazcık katliam yapalım elbette başlamadan önce. Ve base'i ne kadar geniş tutarsak içeri anten yaptığımız takdirde canavarların belirmesi de zorlaşacak. Bu sayede de canavarlara haritanın kenar köşe kısımlarında tutabileceğiz. Minimap'ten gördüğünüz üzere şurası zaten komple duvarla kapalı. Buraya kadar genişleteceğim arkadaşlar. Biraz abartılı olacak ama açıkçası arzuladığım şey bu. Şöyle başlayalım duvarımızı çekmeye. Şu kuzey tarafındaki girişimiz olacak ve dediğim gibi her yere portal da yapacağız bundan sonra. Ve güzel bir şekilde konumlandıracağız ki direkt koşarak kapıdan geçebilelim, çıkabilelim. Kuzey tarafını şöyle çözdük diyebiliriz. Kenara çok yakın yapamıyorsunuz zaten, haritanın bazı limitasyonları var. Ama ben şuraya kadar genişletmek istiyorum açıkçası. Ve şöyle ortaya bir kapı koyalım. Bu portal yeterli olur diye düşünüyorum. Hatta abartmadan bir tane daha buraya portal yapalım. Direkt gelip base'i savunma moduna girebileceğiz. Gelmişken bir tane anten de yapalım. Genişlerken antenleri de koymaya devam edeceğim. Ve antenin nerede olduğunu bulduktan sonra savunma tarafında mı antenler? Yes, level 2 yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi devasa bir alanı kaplayacak. Onun dışında nereye kadar yapabiliyorum? Ne yazık ki buraya kadar yapabiliyorum. Ha, elektrik gerekiyormuş. Onu çekeceğiz. Sıkıntı yok şu aşamada. Şuradan devam edebiliriz aşağı doğru. Ve çamurda bırakacağım. Yani çamurdan geçemiyorlar diyebiliyorum yaratıklar. Aslında çamur yaratıkları var ya. Geçebiliyorlar muhtemelen. O yüzden bunun etrafını da saralım. Derken çıkamıyorum sanırım bu bölgeden dışarı. Evet, buraya kadar yapabiliyoruz. O zaman yapacak bir şey yok. Çamur canavarları muhtemelen buradan geçebilecek. Ama inancım şu ki duvara vurmaya çalışırlar ve geçmezler. Yeni inşa ettiğim duvarları harcadılar. Hayır. Nerede canavar? Haritanın kenarını da göremiyorsun. Okey, inşa ederken bir şeye vurdukları takdirde direkt yamuluyor. Çünkü sıfır canları oluyor inşa ederken. Buradan arkadaşlar haritanın kenarından çekiyoruz gerçekten. Ve bir tane daha anten yapalım. Daha doğrusu kapı da yapalım. Okey, portal
Şöyle gelsin. Antenimizi de yapıştıralım. Keşke kısa yola koyabilsem birkaç tanesini. Git gel şey oluyor. Anten. Şöyle koyabiliriz. Birazdan elektrik çekeriz. Şaka maka bütün map'i yapmayacağım. O şekilde ilerliyorum şu anda ama bütün haritayı çevrelemeyeceğim. Ama doğu tarafında nispeten zaten yakınken biz şey yapmak istiyorum. Komple duvar çekmek istiyorum. New buildings are available for construction. Ve buradan da çamur bölgesine doğru çekebiliriz. Aynen, doğu tarafına genişletebiliriz aslında bu bölüm. Şöyle. Epey bir genişlemiş oldu. Üst tarafı da kapattığımız takdirde base'in boyutunu ikiye katlamış olduk zaten. Şey de yapabiliriz. İçerideki duvarları yok etmeme de gerek yok. Parça parça genişletebiliriz aslında base'i bu şekilde ilerleyerek. Şurada zaten dağlar taşlar komple kapıyor. Anladığım kadarıyla base'imizi. Şurada dar bir alan var. Sıkıntı yaratabilecek. Şurada dar bir alan var. Portal koyamıyorum yakın diye. Okey, sıkıntı yok. Ve zaten dağlar... Dağlar otomatik bir koruma bölgesi yaratıyor bizler için. Şuraya da bir portal koyduk ve geldik sayılır base'e. Ağaçlardan hiçbir şey göremesem de. Aynen öyle. Geldik beyaza. Bence yeterli bir genişleme bu şu aşamada. Gördüğünüz gibi her köşesine de portal koydum bir adet. Ve şöyle bir genişleme yaptık. Sanırım delik kalmadı. Dağlar da var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Direkt teleport da olabileceğiz bunlar arasında. Ve sınırlarımızı koruyabileceğiz. Aslında şu sol tarafa da bir teleport yapabiliriz ya da base'den geliriz. Renkler niye sembolize ediyor hatırlamıyorum sanırım. Mavi şeyler enerjiyle ilgili. Morlar depoyla ilgili. Maviler de research vesaire zımbırtıları olabilir. Okey, hiç fena değil. Şimdi bir tane daha buraya şey koyalım. Radarımızı yapıştıralım ki da kuzey tarafına mini map'i kapsasın. Şöyle yapabiliriz. Çok güzel. Birazcık da elektrik çekelim. Birazcık değil, bayağı elektrik çekelim ki. Ha, bunu bağladık zaten. Şu sağ taraftakileri de çekersek elektriği. Yürümeyelim, artık teleport olabileceğiz. Bir alışkanlık haline getirelim. Bam, geldik bile. Jeotermal yapıştır gitsin hançer. Bu artık genişlediğimiz alandaki her şeyi yararımıza kullanabiliriz. Jeotermal enerji severiz. Bulabilirsem. Enerji kısmında olması lazım. Jeotermal yapıştırdım.
A new technology has been developed. Eze de bağladık. Buildings are available for construction. Minimap'teki canavarlar çıkmaya başladı. Radar yaptığımız için şuraya da bir şeyler çekelim. Oradaki radarımız da aktive olsun. Onun dışında sıkıntı yok. Onu da bağladık. Şimdi bu karbonyum depomuz dolmuş. Okey, problem yok. Ve tabii ki kule vesaire yapmamız gerekecek. Onu atlamamam lazım. Jeotermal inşa ettim şimdi. Enerji üretmesi gerekiyor ama çamur çıktısı var. Çamur birikince şey yapamıyor mu? Üretmiyor mu? Üretiyor. Adım kadarıyla üretiyor arkadaşlar. Çamur deposu dolu olsa da. Doğudan saldırı geliyor. Yeni duvarlarımızı test etmek için ideal bir senaryo. Elektrik çekelim. Çok dar vaktimiz var. Ve şey, duvarın dibinden gelecekler. İşin komik yanı. Yes, neler yapalım. Roket kulesi severiz. Tamir kulelerini de yapmamız gerekecek elbette. Surlarımıza. Şimdilik sadece buraya odaklanayım. Çünkü saldırı buradan gelecek. Bir tamir kulesi. İki tamir kulesi. Roket yaptık değil mi? Yes. Sentinel Tower yapalım birkaç tane. Onun haricinde Artillery Tower yapalım. Şu şekilde Flame Tower yapmayacağım. Minigun yapabiliriz. Ve birazcık daha elektrik bağlayalım. Bütün saldırı spesifik olarak buraya gelecek. Kapımızı koyalım. Portalımızı koyalım kapıya yakın bir yere. Şuraya da bir kapı atalım. Varmış, portal varmış. Şahane. Gelsinler bakalım. Geldiler. Kapı biraz uzakta kaldı ama. Kulelerin atış gücüne bakar mısınız ve hızına? Tarıyorlar. Duvarları kırdılar. Aman tanrım, nasıl bir saldırı? Müthiş bir katliamdı. Yani iki tane duvar kırdılar. Çok da bir şey yapmadılar açıkçası.
Onları tekrardan inşa ederiz. Level 3 duvarlar geldi. Ha, sadece karbonyum gerekiyormuş level 3 duvar için. Upgrade'leriz kapıları vesaire de. Canı kaça çıkıyor? Level 2'de 700 iken 1400'e çıkıyor. Oo, süper. Tamamdır. Ya, hiç fena değil bence. Sıkıntımız nedir? Iron yanımız bitiyor arkadaşlar. Eksi 4'te. Sıkıntımız kendisi. Onu üretmek istiyorum. O yüzden tarlalarla genişlememize başlayalım. Tarlalar, tarlalar. Bakalım burada devasa bir alanımız var ve ilk tarlamızı kurmaya çalışacağım. Bunu yapmak için de cultivator yapacağız. Enerji ve su götürüyormuş. Ve burada da bir sürü su üretiyorduk hatırlıyorsanız. Ve tarlalarımız için ideal bir lokasyon o yüzden. Şöyle bir tane yapıştırdım. Ve şunu da kapatacağım. Nereye sıkıştırıyor bilmiyorum çünkü suları bir sürü enerji de çekiyor. Bunu kapattım. Şimdi buradan yüzlerce su temizliyoruz ve onları bir boru hattıyla çekmek istiyorum yukarı doğru. Kapıdan geçiyor mu? Bu biraz sıkıntı ya. Neyse, bir tane suru kıralım, zaten base'imizin içinde burası. Sularımız cultivator'a giriyor. Ve elektrik hattını da çekelim. Çok güzel. Yüzlerce su üretiyoruz buradan. Yüzlerce su üretiyoruz. Depolamayacağım şu aşamada ve cultivator çalışıyor. Burada şey üretecek. Herhangi bir bitki dikeceğiz ve materyal üretecek. Karbonyum olabilir. Iron üretmek istiyorum aslında. Ferdonite de getiriyor. Hepsini yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şuna giriyorum. Çünkü iron'ım istiyorum. Meteor geliyor. İncele diyor. Meteor çok uzağa gitti. Hiç oraya gidemem. Bunun yanında toplayıcı da koymamız gerekiyor. 3 tane tavsiye ediyorlar. Meteoru saldım. 3 tane inşa etmemizi söylüyorlar. 3 tane cultivator'ın yanında neydi? Harvesting Station. Şöyle 2-3. Optimum 3 tane diyorlar. Ve buradan bir sürü materyal üreteceğiz. Enerjiyi sağladıkça arkadaşlar. Onun dışında birkaç tane daha kurmak istiyorum tabii ki. Buradan aldığımız suyla şöyle tarlalarımızı genişletmek istiyorum. Mesela şuraya da bir tane yapıştıralım. Hızlıca su çekelim oraya. Suyu şuradan çekeceğim. Bir tane duvar patlatalım. Keşke şey olsa, mesela boruya tıklasam üstünde kopyala diye bir tuş olsa ve hemen inşaata başlayabilsem. Aşağıya gitmem gerekiyor ne yazık ki. Yollarını temizlemem gerekiyor hızlıca. Sıkıştım. Kendi base'ime sıkıştım. Gelmişken şuradan karbonyum da çekeceğim. Base'e doğru. Birbirleriyle mi savaşıyorlar orada? Bir tanesi bitti. There is a lot of them inside. This might be difficult. O da gitti. Bir saniye, kobalt çıktı burada. Oh nice.
Kobalta bir tane matkap bırakalım bari. Kendisi kalsın. Aşırı uzakta buraya şu anda. Kablo çekemem. Onun dışında bir tane daha kaldı. Warning. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Bu da bitti. Temiz. Every bit helps. Şu kobaltın yanına bir tane portal açacağım. Sadece base'e dönmek için. Aa, base'e dönmeyeceğiz. Yine de atayım bir tane portal. Ne olur ne olmaz. Belki gelmemiz gerekir. Base'e dönmeyeceğim. Şu gerçekten ironiyim sıkıntısı çekiyoruz. Çok fazla üretiyoruz muhtemelen de. Çok fazla yakıyoruz da. Yaptığımız gelişmiş binalar hep kullanıyor malzemeleri. O yüzden aşırı derecede harcıyoruz. Şöyle çılgın bir proje yapalım. Neredesin? Hayır, sen değilsin. Level 3. 1, 2, 3 tane ekledim. Saldırıda darmadağın olacak bunlar ama yine de deneyelim. Bir tane buraya koydum. Ve biraz da buradan çekelim. Biraz dediğim 4 tane santral kurmak. Bunları da base'e bağlarsak. Birazcık üretebileceğiz. Yes. Bakalım hepsi aktif oldu. Portal atabilirdim ama unuttum her zamanki gibi. Şimdi research'a bakalım. Çılgın şeyler geldi. Energy storage level 3. Harika. Harika. Yenilenebilir enerji. Jeotermalleri level 3 yapabileceğiz. Müthiş enerji veriyor. Hemen yapacağım. Ve güneş panelleri vesaire upgradeleniyor. AI hub. Solid material. Base'deki her şeyi upgradeleyeceğiz arkadaşlar. Kısacası base'deki her şeyi upgradeleyeceğiz. Buradan devam ediyorum. Şunların hepsini açmak istiyorum. Ve organik hiç enerji üretmiyoruz açıkçası. Organik malzemelerle. Bu arada sonuna geldik ağacın. Şu anda fark ettim. Ve upgrade çılgınlığı başlasın. Gördüğünüz gibi sıfırdan artı 35'e çıktı. Artı 35'e çıktı. Şimdi upgrade'lere başlayalım. Hiçbir şekilde malzememiz yetmeyecek ama mesela bütün kuleleri upgrade'leyebiliyoruz. Rüzgar türbinlerini sol alttan başlayalım. Enerji üreten her şeyi upgrade'leyebiliyoruz şu anda level 3'e. Şunlar ne? A cultivator varmış burada. Keyfine baksın. Malzemelerimiz yetmeyecek bu kadar upgrade'e. Sol altı hallettik. Duvarları ellemeyeceğim şu aşamada. Enerji storage'larımızı. Biraz kobalt gidiyor ama biriktirmişiz. Enerji depolarımızı katladık arkadaşlar. Bu upgrade olayı çok iyi ya şu açıdan böyle. Belirli bir boyutu seçebiliyorsunuz ve o boyuttaki her şeyi upgradeliyor. Rüzgar değirmenleri. Hepsini upgradeledim. Enerji depoları upgradeliyoruz. Artı güneş panellerimizi de upgradeliyoruz. Ve tükettik malzemeleri. Daha çok şey var. Depoları upgradeleyebiliyoruz. Aman tanrım çok fazla şey var. Base'imiz çığır açtı bu bölüm. Malzemeler yavaştan birikirken biz şuradaki maceramıza geri dönelim. Burada cultivator yapmıştık bir tane. Gördüğünüz gibi takır tukur topluyorlar. Ne topluyordu burası? Karbonyum, ferdonite,
biliyor muyuz yoksa üçünü de mi üretiyor? Bu da benim için bir soru işareti. Sadece mavi bitkiler var gördüğünüz gibi. Bir kıralım bakalım çekiçle. Oyunu kastım. Her şey düşüyor. Ferdonite, karbonyum, iron. Çekişle vurunca gerçekten oyun kasıyor. Yapmayacağım. Ferdonite gelsin. Bakalım Ferdonite'larımıza. Bu arada uranyumumuz bitiyor. Outpost'a gitmemiz gerekecek. Sis geldi. Tamam, burası topluyor kendi çapında. Şimdi buraya da su bağlayalım. Tarlalarımız çünkü bence endgame'de bize kaynak sağlayan şeyler olacak. Çünkü sonsuz kaynağı var. Bitkiler büyüyor. Oradan getiriyorlar. Vur hattımız. Şuradan gelebilirsin. Elektriği de çektiğimize göre. Burası ne yapsın arkadaşlar? Bir önceki buydu değil mi? Mavi bitkiden yaptık. Ferdonite geliyor. Tanzanite yapan bir şey yapabiliriz. Hepsinden bir tane yapalım ya. Hepsinden bir tane yapalım. Tanzanit, Tanzanite üretsen de. Senin yanına da iki tane toplayıcı koyalım. Level 2. Level 2 mi yapıyoruz bunları? 2. 3 tane tavsiye ediyorlar. Ben de öyle yapacağım. Bu arada bunu upgradeleyelim. Sisten hiçbir şey gözükmüyor. Bunları da upgradeleyebiliriz. Acaba su yetecek mi şu anda sağladığımız? Herhalde yetiyor. Yetiyor gibi. Jeotermalleri upgradeleyecektim arkadaşlar. Hiçbir şey görmüyorum. Burada bir yerde bir tane jeotermal kurmuştuk. Nerede? Hiçbir şeyde anlaşılmıyor. Sol üstte galiba. Kurmamışız. Hadi kuralım. Enerji. Jeotermal level 3 yapıştır. Artık o kadar yüksek miktarlarda enerjimiz var ki şey yapamıyorum. Neyin çok neyin az olduğunu idrak edemiyorum enerji miktarı açısından. Bağladık. Hatta şuradan da bir şeyler üretelim. Karbonyum neden olmasın. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Ve jeotermal herhalde çalışacak otomatik olarak. ...1.75 milyon enerji depomuz var. Herhalde yüksektir ya. Bunun çalıştığını varsayıyorum. 800 enerji üretiyor. Teşekkürler. Haritada neye benziyormuş? Hiç küçük bir oka benziyor. O zaman şurası da jeotermal. Okey. Küçük gri bir ok gibiler. Burası. Bastım upgrade'i. Onun haricinde nerede var jeotermalimiz? Şurada var. Onu da upgradeleyelim. Havadan enerji. Havadan değil, topraktan teknik olarak. Ve burada bir sürü şey kurmuşuz. Bunları çöpe atabilirim. Suyu niye filtreliyorum ki burada? Bunları satıyorum arkadaşlar. Bunu bilmeden kurdum. Yani çok da onun çamuruna ihtiyacım yok. Öyle bir sistemimiz yok şu aşamada. Ve upgrade'lere devam edelim. Base'de 1 milyon şey var upgrade'leyecek. Bunların başında enerji geliyor. Enerjinin hepsini upgrade'ledim mi? Level 3. Hepsini upgrade'lemişim. AI hub'lar çok da gerek yok şu aşamada. Depoları upgrade'lemek istiyorum ben. Tüm depoları da upgrade'ledik ve 50.000 storage'ımız var şu anda ürünler için görüyorsunuz. Birazdan o 60-70 olacak herhalde. 52, 55 oldu.
56. Okay, nice. Nice, nice, nice. Şurada neler var? Şunları da upgrade edelim gitti. Mermilerle ilgili binalar var. Ve güzel. Ana binalardan neler inşa edebiliyoruz? Bunu geçtim. Uranyum bitti arkadaşlar. Uranyum bitince nükleer santrallerimiz kapanacak ne yazık ki. O yüzden birazcık enerjimiz gidecek gibi. Şunları upgrade'ledik mi? Evet, yanılmıyorsam enerji sağlayan her şeyi upgrade'ledik. Ama nükleer santral bizi uçuruyordu. Şurada değil mi? Level 2M'de. Ve saniyede 4 uranyuma ihtiyacı var. Uranyum kaynaklarımızı uçurmamız gerekiyor. O yüzden kısa bir mola verip base'i upgrade'lemeye şeye gideceğim. Uranyum outpost'uma gidip biraz çılgınlıklar yapacağım. Bakalım. Burası da büyüyor. Şahane. Dronlar takır tukur çalışıyor. Son bir tane daha yapacağım gitmeden. Ve tarım işini bence coşturalım. Ne yapmamız gerekiyordu? Cultivator yapacağız. Nereye koyalım? Şöyle koyalım. Güzel, bol bol alanımız var. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle yaptık. Umarım ki yeterince suyumuz vardır. Çünkü çok yüksek seviye olduğu için bunlar dehşet su çekiyorlar. Şu su hattından ona birazcık su çekelim. Ve yanına da toplayıcıları kuralım. Cultivator değil, Harvesting Station. 1, 2, 3. Evet, elektriği de çekelim. Şahane. Şimdi, bu ne üretsin? 2 tane bitkiyi seçtik. Biri bu mavi bitki. Çekiyor değil mi? Hayır, çekmiyor. Neden böyle bir şey oldu? Ota dönmüşler. Mavi bitki istiyorum ben. Upgrade'leyince galiba silindi otomatik. Okey, okey. Orada maviyi yaptım. Sonra moru yaptım. Üçüncü olarak da saldırı geliyor. Biraz yakacak bizi. Üçüncü moru yaptım. Üçüncü olarak da Hazenite toplayalım. Ve her şeyi toplamış oluyorum. Okey, go. Şimdi. Bu neden yeşil bir portal? Bilmiyorum. Sağ üstten gelecek. Hemen kablo çekmem lazım. Çok hızlı geliyor. Saldırı biraz yıpratacak bizi. İçeri girerlerse mahvederler. Yanılmıyorsam buradan gelecek saldırı. Savunma, savunma, savunma. Sentinel Tower. Artileri yapamıyoruz. Uranyumumuz bitmiş. Oh, yandık. Roket kulesi yapalım birkaç tane. Ve bir ihtimal buradan da gelebilir saldırı. Bunları kurdum. Sentinelleri kurdum. Enerjimiz sıfır mı? Bunları bağladık. Bunları bağladık. Başka şuradan da gelecek. Şuraya da bir şeyler yapalım hızlıca. Işık hızıyla savunma hattı oluşturmaca. Şöyle bir şey yaptık. Minigun. Tamamdır. Uranyum gerçekten sıkıntılı olacak. Roket kulesi. Bunları da yaptık. Ve hazırım. Aşağıdan zaten savunmamız vardı. Yukarıdan savunmakla başlayalım. Danger.
Elektrik yok. Elektrik yok, dayanmıyor base'de. Bu mu? Geliyorlar. Aşağı gidelim. Şurada bizi yıpratıyorlar. Burayı da savunduk. Geri kuzeye gidelim. Sıkıntı yok. Neler oluyor, neler oluyor? Aşağıda geçtiler galiba duvarları. Yo. Okey, geri kuzeye dönelim. Temizledik bence, sıkıntı yok. Buraya bir tane tamir şeyi kuruyorum. Binalarımız yıkıldı vesaire diyor ben. Ha, şurası. Okey, unuttum orayı. Üzdü. Neyse, gideriz oraya geri. Onun dışında bir sıkıntı yaşamadık. Buraya da bir tamir şeyi yapıştıralım. Şöyle. Evet, güneyden sağlam bir dalga gelmiş. Hemen gidelim. Gerçekten mi? Neler dönüyor burada? Dehşet bir saldırı gelmiş. Wow. Ah. Bu saldırı kuzeyden gelse darmadağın ederdi bizi. Demek ki sandığımız kadar kuvvetli değil halen savunmamız. Bu kadar upgrade'lere rağmen. Duvarları level 3 yaparız, olmadı. Duvar demişken şunları tamir edelim. Evet, yıpratıcı bir saldırıydı. Demişken, şimdi bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi enerji. Nükleer santralimiz kapandığı için, gördüğünüz gibi uranyum olmadığı için enerji sağlayamıyoruz hiçbir yerimize. Halbuki her şeyi upgrade'ledim. Yani enerji gelir zannediyordum da, demek ki minimal bir upgrade oldu. Şunlara götürdüğünde depoyu gösteriyormuş bu arada. Hızlıca uranyum şeyine gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Santralimize. Şunu upgrade'leyeyim. Enerji getirsin. Level 3 yaptım. Jeotermal. Bunu upgrade'ledim. Daha level 2 yapmışım. Level 3'e çıkarıyorum hepsini. Bir de kuzeydeki jeotermali upgrade'leyelim. Bu zaten level 3'müş. Güzel. Şu portal neden yeşil? Gerçekten merak ediyorum. Vay be, gerçekten enerji yetmiyor. Çok ilginç. Burada malzeme topluyoruz. Sarıyı da topluyoruz. Demek ki şu aşamada neydi bu zımbırtılar? Burada yazmıyor. Çok rahatsız edici burada yazmaması. Şuraya gidelim. Ferdonite, Tanzanite ve Hazanite topluyoruz. Rhodonite toplamıyoruz kırmızı olandan. Sanırım o bitkileri halen keşfetmemişiz. Gidip scan etmemiz gerekiyor. Evet. Bakalım. Ya da bu bölgede yetişmiyormuş. Olabilir. Ha, kobalt da toplayabiliyorum. Bir tane de kobalt için yapalım hızlıca. Radonite burada yetişmiyor. Okey. Ama her şeyden önce gidip nükleer şeyimizi uçurmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü base'i
böyle görmek rahatsız ediyor beni. Neler gelmiş? Nükleer enerji level 3 gelmiş. 3000 enerji üretiyor. Ama uranyum lazım. Uranyum lazım. Kalkan. Bunları hiç inşa etmedik henüz. Füzyon enerjisi. Buna da girmedik. Çılgın malzemeler istiyor çünkü. 5000 enerji veriyor ve plazma üretiyor. Nükleerden sonraki seviye bu. Daha nükleeri oturtamadık. Bunları upgradeleyeceğiz. Karbonyumdan enerji üretmiyorum. Antenler upgradelenmiş vesaire vesaire. Şunları basıyorum. Yavaş yavaş gelsinler, açılsınlar. Evet, nükleeri çözelim. Sonra da füzyon vesaire, onlara gireceğiz arkadaşlar. Ama nükleer önemli. Bakalım. İsimleri de yazmıyor. Keşke isim verebiliyor muyum ya? Neyse, malzemeler yazıyor en azından içindeki. Oradan anlayacağım nükleerin hangisi olduğunu. Sen değilsin, burası. Outpost 5'ten uranyum çıkıyor. Başka da yok. Outpost 5'e uçalım o zaman. Ha, kaynaklar da yazıyor. Şahane. Ben bunu da yeni fark ettim. Ne getirdiği yazıyor arkadaşlar Outpost'un. Base'de bir zıkkım yok tabii ki de. Burası artı 8 karbonyum getiriyormuş. Burası artı 1 getiriyormuş. Burası hiçbir şey getirmiyor. Kobalt getiriyor burası. Outpost 7. Tanzanite 0.2 ne demek saniyede, rezalet. 10 getiriyor ya da 10-4. Ve yes, uranyum üretiyoruz ama yeterli değil. Hadi uranyumu uçuralım. Çünkü o füzyon teknolojisine götürecek şey bizi nükleer santral arkadaşlar. Güneş de rüzgar da çok getirmiyor. 50 tane güneş paneli kurmamız gerekiyor bir tane nükleer santral yerine. O da çok gereksiz. Ve güvenilir değil. Ama nükleer santral düzenli olarak üretiyor uranyum oldukça. Burası da ne? Hiç hatırlamıyorum outpostlarımı. Okey. Birazcık hatırlıyorum şimdi. Neyse, bakalım neler var, bir çek düzen verelim. Buralar mahvolmuş. Sattım. Buralar gerçekten darmadağın olmuş. Bir tane tamir şeyi mi koysam? Ha, bir saniye, benim dronlarım binaları tamir ediyor etraftaki ben buradayken. Şahane. Şahaneymiş. Neyse, buradayken sömürüyoruz arkadaşlar gezegeni. Sömürme başlasın. Öncelikle yaratıklar bağırıyor ama yaratık sesi duydum. Yanlış yerdeyim. Şunları bitirelim öncelikle, iron limları. Yavaştan. Kuleler var burada ya, sıkıntı yok. Sonra şu sağ üste gidelim. Burada neler dönüyor? Kaç neler yapmışım ya, ben hiç hatırlamıyorum bu arada. Burayı da tüketmişiz. Komple satıyorum buradaki her şeyi. Hiçbir manası yok burayı korumanın, malzeme kalmamış çünkü. Burası 300 tane kalmış, salla. Onun dışında sömürmüşüm gezegeni. 700 tane kalmış, salla. Ve burayı da salla. Tamamen sömürmüşüz. Şimdi yeşil kaynaklar var gördüğünüz gibi gezegende. Oralardan uranyum çekeceğiz. Ve bitirmişiz. O yüzden üretmediğimiz için problem var. Üretmediğimiz için problem var. Ve uranyum çekmemiz gerekiyor. Oradan sentrifüje sokacağız. Ve şeye çevireceğiz. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Bence tarım yapalım. Burada ne var? Buradaki uranyumu da bitirmişiz. Komple temizlemişiz gezegeni ya. Uranyum tarımı yapabiliriz ama o zaman da su çekmek vesaire gerekiyor. Herhalde yapamam.
burada. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Haritadaki çok uzak yerlerden kablo çekeceğiz arkadaşlar hızlıca. Çok da uzak değil aslında. Hızlıca uranyum üreteceğiz. Bir tanesi burada. Uzak değilmiş. Ama zemine ihtiyacımız var bunu yapmadan önce. Zemin. Extra stable floor. Bir kaynak burada. Buraya çekeceğim. Yes. Zaten birazcık kurmuşuz daha önceden. Okey, tarıma falan gerek yok ya. Buradan Rare Element level 3 çıktı. O yüzden çok efsane bir miktarda çıkaracağız malzemeyi. 1 2 ve 3 tane koyarsam hepsini kapsıyor anladığım kadarıyla. Biraz enerji çekecek ama güzel, burayı temizledik. Devam edelim. Biraz daha zemin çekelim. Hoppa. Burayı da sömüreceğim. Şu ufak canlıların cesetlere gelip kemirmeleri gerçekten çok güzel bir detay ya. Buradan da çekeceğim. Hatta buradan da çekeceğim. Bütün gezegeni söndüreceğim. Ama onlar bitince ne yapacağım bilmiyorum açıkçası. O yüzden füzyona doğru koşuşturmamız gerekiyor bence. Ya da alternatif outpost mu bulmamız gerekecek? Şey üreten, nükleer enerji üreten. Buralara çektik kabloları ve haydi sömürmeye başlayalım. Rare Element Level 3. 2, 3 hepsini kapsadım. Hatta şunları da alalım. Neden kalsın ki? Nice, hepsini topluyoruz. Saldırı falan gelmesin şu aşamada. İnşa edip kaçacağım. Çünkü gidersek saldırı gelmiyor. Rare Element Level 3. Karbonyum bitti. Birkaç saniye beklememiz gerekecek. Birazcık tarama yapalım. Evet, uranyum üreten bitkileri açtık mı bilmiyorum. Belki de biraz tarama falan yapmamız gerekiyor olabilir. Gördüğünüz gibi bu kalkanlılara çekiç işliyor. Kılıçla vuramıyorduk hiç. Çekişle darmadağın edebiliyoruz. Şuraları da sömürelim. İhtiyacımız olan bir materyal. Yes. Şöyle iki tane koydum. Oh, saldırı geliyor. Ya koyduğum binayı yıkıyorlar. Üzücü bir olay. Tüm malzeme gidiyor, çöpe gidiyor. Harcadım. Okey, bunlar da inşa oldu. Bir tane daha koymak istiyorum. Onu da aslında bir tane daha koyabilirim. Neyse, şu aşamada yeterli. Güzel, çılgın bir uranyum üretimimiz oldu. Ve bir portal atalım. Bitti mi? Bitmedi. Şu kuzeydekini de alacağım.
gelmişken bir kere de halledelim burayı. Umarım uzun bir süre yeterli olacaklar bize. Ve çok yakınlar birbirlerine, o da güzel oldu. Etrafta agresif. Bunlar agresif mi? Şöyle yanlarına gidelim. Evet. Neden olmasın ki agresif? Plazma işliyor ya bunlara. Plazmayla vurmak gerekiyor. Enerjimiz sıfır vuracak. Ama inşaata devam. Buradan da çekelim biraz. Bir portal daha atalım. Güzel, çılgın bir miktarda sömürüyoruz gibi hissediyorum şu anda, elektriği toparlarsak. Elektrik eksi 3000 ama şu anda sıfır güneş var ve %25 sadece rüzgar var. O yüzden normal bence çok da elektrik gelmiyor olması. Okey, güneş geri geldi. Bakalım pozitife çıkacak mı? Ha gayret. Eksi 1000 halen. Şunu da koyayım. Nice. Elektrik, evet, sıkıntılı. Şöyle buradaki zımbırtıları upgradeleyebiliriz. Enerji kaynağı değil de şu güneş panellerinin hepsini vesaire. Birazcık daha enerji sağlaması açısından. Ve sağ tarafta görüyorsunuz, uranyumlar doluyor. Hem ham madde doluyor, hem de uranyum doluyor. Hepsini işliyoruz bir yandan da. Nice, upgrade'e basıyorum. Enerji eksi 700'e geldi. Birazcık daha enerji üretmemiz gerekiyor. Şunlar nedir affedersiniz? Rare Element Mine. Bunları da kapsın. Burayı da tüketmişiz. Devam upgrade'lere. Eksi 200'e geldik. Su istimal etmeye devam edeceğim gezegeni. Buradaki o 17.000. Dehşet. Ne yapalım? 2 tane level 3 yapıştırıyorum. Level 4 var mı acaba? Onu merak ediyorum. Çünkü upgrade dedikçe daha verimli bir şekilde üretiyorsunuz. Elektrik eksi 300, ha gayret. Birazdan elektrik içinde çözeceğiz gibi. Burası tam bir koloni arkadaşlar. Yani uranyumu üretip de kullanmıyoruz burada. Müthiş enerji getirebilecekken hepsini ana base'imize yolluyoruz. Çok çok az, cüzi miktarda enerji sağlıyorlar ya. Bu kadar para vermeme rağmen upgrade'e. Eksi 243. Sen kimsin? Armory. Buna
gerek yok ya da şey factory. Gerek yok. Kuleleri hiç kullanmayacağız. Çünkü burayı savunmamız gerekmeyecek bundan sonra. Pozitife çıktı sonunda. Merak ettiğim şey şu. Hani koloniden düzenli gelir geliyor ya. Ama bu bıraktığım enerjiden mi gelecek? Çünkü bu artı 17'de bırakabilirim ve sonsuza kadar bize malzeme üretir. Ama eğer iklimsel değişiklikler olursa enerji gelmediği için üretemeyecek. O değişkenlik ben yokken oluyor mu? Onu merak ediyorum. Olmuyorsa salabilirim şu anda çünkü çıkardık yani pozitif enerjiyi. Ama işte fırtına vesaire çıkıyor mu ben yokken? Kesilmesini istemiyorum uranyum gelirimin. Derken kuleleri de satıyorum. Enerji yiyorlar. Bir enerji yiyormuş. Vazgeçtim, satmıyorum. Bence yeterli ya. Artı 75 oldu. Burayı gönül rahatlığıyla bırakmak istiyorum. Ve çılgın bir... bunları upgradeleyebiliyor muyum? Oo. Upgradeleyebiliyorum. Aa, bu da mükemmel arkadaşlar. Bunu da yapmamız gerekiyor gitmeden. Ham uranyumu uranyuma çeviriyor burası. Centrifuge. Fabrikası. Binası her neyse. Ve bir taneden bir çıkarıyor. Ama upgradelersen bir taneden iki çıkarıyor. Ki ikiye katlıyor bildiğiniz. Saf uranyumu. Kesinlikle upgradelemem gerekiyor. Bunları. Aşırı mantıklı. Research'ler ne alemde? Elektrik kulesi hiç yapmadım. Bilmiyorum. Başka da bir şey gelmemiş. Şöyle bir gezelim. Buraya veda etmeden önce. Her şey çalışıyor mu? Bunlar çalışmaya devam ediyor anladığım kadarıyla. Bunlar çalışıyor takır tukur. Artı 70 geliyor. Karbonyum. Daha ne olsun. Zaten minimap'te de hiçbir sıkıntı görmüyorum. Her şey çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Şunları upgradelemem gerekiyor dediğim gibi. Verimini ikiye katlamış oluyoruz. Şöyle bir coğrafi keşif yapalım malzeme birikirken. Okey, güzel bir keşif oldu. 500 uranyum buldum. Hayır, hayır, hayır. Saldırı gelmesin şu anda. Şu anda bizi yok eder. Sağ üstten tek bir noktadan... Sağ üstlerden gelecek. Muhtemelen şuraya saldıracaklar. Orada karşılarım. Enerjimiz yok oldu bunları upgradelediğim için. Yine bir kısır enerji döngüsüne girdik. Bir tane yapsam mı nükleer santral buraya? Kendi şeyimizi yemiş olacağız ama. Rüzgar türbünü level 3'üne getiriyor. 48, 50 tane yapmam gerekiyor. Yaparım. Yapmaz mıyız? Bunları upgrade dediğim için şahane bir şekilde şey götürüyorlar şu anda. Malzeme götürüyorlar. Evet, tahminimce buradan gelecek saldırı, bence durdurabiliriz. İnancım o yönde. Bir tane minik matkap bırakalım oraya. Matkap değil, yanlış şeyi bıraktım. Hoppa. Karbonyum enerji üreten şeyinden koyalım.
Ondan hiç kullanmıyoruz. Carbon Power Plant. Level 3'ü ne yapıyor? 150. Koy bir tane. 150 enerji gelsin. Bir tane daha koy. Biraz da üretelim. Çek kabloyu. İşte bu kadar. Kurduğumuz her şeyi yok ediyormuş saldırılar. Oldukça yıpratıcı olurdu. Duvar çekiyorum şuraya. Beni geçmemeleri lazım. Bir tane radar yapmam lazım. Çok hızlı bir şekilde. Nerede radar? Yes. Geldikleri yeri göreceğim çünkü. Radarı inşa edersek. Ama enerji yok. Radar çalışmayacak muhtemelen. Haydi bakalım nereden geliyorlar. Hah, radar çalıştı. Okey, gördüm. Gelin bakalım. Direkt kucağıma geliyorlar. Sağ taraftan da geliyor bazıları. Kalkanlara karşı plazma işe yarıyor. Gördüğüm kadarıyla. Oh, temizledik. Tamamdır, duvarlar vesaire çalışıyor. Tek sıkıntımız dediğim gibi enerji. Eksi 4000 nedir ya? Ya buraya nükleer santral kurmak saçma geliyor enerji üretip ama belki de bir tane yapmalıyız ya. Çünkü müthiş bir miktarda üreteceğimiz için. Ama işte gideri oluyor. Artı 1500 getiriyor. Bir tane yapabiliriz bence. Saniyede 4 çekiyor. Binlerce üretiyoruz. Hadi yapalım. Ama su da mı gerekiyordu onun için? Bakalım. Nükleer santral. Su da gerekiyor. Suyumuz yok ya. Belki sıkıştırıp... Hani sıkıştırıyorduk ya bir noktada suyu. Onu ışınlayabiliyoruz galiba ileride ama... Yani gaz da yapamıyoruz. Burada yok. Jeotermal yok. Biomass. Biomass de harcanmaz. 17.000 şey var aslında. Eksi 4000 ya. Doğru bir strateji mi bilmiyorum ama şeye devam edeceğim. Şu zımbırtılara devam edeceğim. Yani bir alternatif göremiyorum çünkü. Çok maliyetli değiller en azından. Evet, fırtına sayesinde rüzgar uçtu şu anda ve artı 4000 üretiyoruz. Şurada salalım bence, gidelim. Birkaç tanesini level 2 yapmam gerekiyor sadece. Çünkü verimi arttırmak istiyorum. Kesinlikle yani birden iki çıkıyor. Yapmamak büyük saçmalık olurdu. Kum fırtınası yaradı bize. Rüzgar enerjisi %250. Şuraya bakar mısınız? Dehşet bir miktarda çıkarıyoruz şu anda.
Okey, yukarıda yuvaları var. Hemen go. Yoksa saldırıya gelecekler. Nefes aldırmıyoruz. Base operation is returning back to normal. Warning! Hostile creatures are coming from a nearby. Should stop them. Okay, darmadağın ettik. And improve our chances of survival. Every bit helps. Nice. Enerjimiz pozitif arkadaşlar. Her şeyi upgrade'ledim. Ben burayı bırakacağım açıkçası. Dilerim ki düzenli olarak uranyum sağlayacak bize bundan sonra. Yani enerji negatife düşerse ne olacak bilmiyorum. Bilmiyorum. Son iki tane daha var. Bunları da upgrade etmek istiyorum. Ve komple upgrade ettik. Yani saçma sapan bir şekilde uranyum getirecek diye ümit ediyorum burası bize bundan sonra. Evet, sağlam bir outpost olacak. Oradan da füzyona vesaire geçeriz. Diye ümit ediyorum. Hatta gitmeden bir kıdım daha sömürelim. Aynen, oradan biraz karbonyum gelsin. Bayağı koloni kurduk ya, bakar mısınız? Etrafta canavarlar dolu ama. Bir saniye, teleporter'da olmadan teleport olabiliyormuşuz. Yok artık. Rastgele bir yerdeyim. Aman tanrım, ben teleporter'dan sadece olabiliyor zannediyordum. Bu da çığır açıcı bir bilgi oldu. Açıkçası. 2 dakika daha bekleyeceğiz burada. Şunların upgrade'i bitsin istiyorum. Çünkü biz... Mesela base'e dönersem, ana base'e, bunlar upgrade olmaya devam edecek mi hiçbir fikrim yok. O yüzden garanti olması açısından bunu bekleyeceğim. Ve şuna da bakalım, level 4'ler gelecek mi ya? Ne geldi? Plazma kulesi. Sağlam bir şeye benziyor ama plazma üretemiyoruz henüz. Şöyle upgrade'lere bakalım. Sanırım level 3 max arkadaşlar. Okey. Level 3 ötesinde bir şey yok. Level 4 yok. O da demek oluyor ki şuraya biraz malzeme deposu yaparsak, ki yapmam gerekiyor mu çok emin değilim. Level 3. Aynen, burayı malzeme deposu olarak kullanabilirim. Çünkü evrensel bir şekilde depoluyor. Enerji de yemiyor. O yüzden global şekilde. Çünkü ana base'e kurmak istemiyorum. Yer kaplıyor. Böyle outpost'lara kurabilirim bence. Başka etrafta gitmeden sömürebileceğim şurası var. Şurası var. Burayı da alalım. Artı 74 geliyor. Late game'de kaç olmalı acaba? O kadar da çok yüksek olmasına gerek yok diye hayal ediyorum. Çünkü ilk ağaçta sonuna bile geldik. Kaç olacak? Artı 80. 82. Artı 82 çok iyi. Bence. Okey, artık ışınlanabileceğimizi de çözdüğümüze göre 11. bölümde. 12. bölümde. Güzel. Son 10 saniye ve bu outpost'a uzun bir süreliğine veda edeceğiz arkadaşlar. Yes. Enerjimiz negatife düştü. Birkaç tane daha yapayım şunlardan.
Bilmiyorum nasıl etkileyecek de. Yani enerjisiz bırakmak istemiyorum burayı. Çünkü bir daha geri dönmeyeceğim muhtemelen çok uzun bir süre. Okey artık. Daha ne yapayım? Pozitifte şu anda. Böyle bırakalım. Dehşet bir miktarda üretim sağladığımızı düşünüyorum. Ve bakarsak outpostumuza ki ismini değiştiremememiz çok üzücü. Hiçbir şey yazmıyor. Neyse base'e gidelim belki güncellenir rakam. Şimdi base'deki enerji olayını birazcık çözdük diye inanıyorum. Füzyona vesaire geçene kadar şuna devam edelim. Ufak tefek tarıma da başladık. Çok yüksek miktarlarda getirmiyorlar ama düzenli bir getiri. Yani su sağlayıp oradan bitkilerden ilginç malzemeler üretiyoruz. Bence iyi. Ve enerjimiz pozitife çıkıyor. Nükleer santralimiz geri dönmüş ve kendisini bir de upgrade'leyeceğim. 5 saniye içerisinde. Hoş geldin. Bunlar yeterli şey sağlayacak diye ümit ediyorum. Rüzgar enerjim yine patladı. Şeye bakalım şimdi. Güncelleşmiş mi, güncellenmiş mi? Daha doğrusu outpostumuzun getirisi. Hiçbir şey yazmıyor. Hayda. Burasıydı değil mi? Aynen Ali. Hiçbir şey getirmiyor mu? Ha burasıydı. Pardon. Outpost 5. Saniyede 44 karbonyum getiriyor. 22 uranyum. Ve bundan da sağlıyor. Çok güzel. Sağlıyor. Tamam. Okey. Bir noktada tükenecek onun getirisi ama şu aşamada güzel bir katkısı var bize. Nükleer santral. Okey. Şu biomass'ten enerji mi üretsek? Açtım gitti ya. Biomass plant'ımızı. 18.000 biriktirmişiz. Birazcık enerji getirsin bizlere. Sadece paladyum kaldı şimdi. Arkadaşlar paladyum görevine yavaştan geçiş yapacağız. Derken bunları level 5'e de mi çıkarabiliyorum? Oh my god. Ama çok enerji yiyorlar. Research hızımızı daha da arttıracak bir şey buldum. Enerji. Enerjiyi ne yapacağız ya? Yani çılgın bir miktarda upgrade'ledim her şeyi. Ama keşke detaylarına bakabilsem. Böyle neyin ne kadar enerji yediğine bakabilsem. Bitkilerimiz neler yapıyor? Topluyorlar rengarenk. Sadece kırmızı olanı toplayamıyoruz. Kırmızı olan yok çünkü evet. Bir saniye. Titanyum da toplamıyoruz. İleride yaparız onu da. İleride yaparız. Tek sıkıntımız dediğim gibi enerji. Nükleer santralimiz level 3 olsun. Bakalım bizi kurtarabilecek mi? 3 dakikası var onun da. Yani researchler ne alemde? Biomass level 3 geldi. Güzel, bunu upgrade'leyelim. Çünkü verimli. Hem hayvandan hem de şeyden çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Bitkilerden. Ve az önce açtığımız şey aslında bitkilerden çıkaran. Bir tane alıp 150 çıkarıyor. Upgrade'lersek bir tane alıp 200 çıkarıyor. Çok ucuz upgrade'liyoruz. O yüzden yapacağım. Diğer power şeyi de koyacağım aslında. Biomass şeyini de. Şunları artı işaretini kapamak istiyorum. Şunları tıklayarak. Plant biomass. Yes. Animal biomass. Yanına koyuyorum.
şu ikisinden şey üretelim. 18.000 birikmiş ikisinden de. Herhalde saniyede bir giderek 18.000 kaç saat ediyor? 18.000'i 60'a bölersem 300 saat ne? 300 dakika, affedersiniz, ne 300 saat. Neyse, matematiğim sınıfta kaldı. Jeotermalleri fullledik. Gaz. Gazdan neden doğru düzgün enerji üretmiyorum? Soru işareti. Hadi gazdan da bir şeyler üretelim. Burada bir gaz döngüsü yarattık diye hatırlıyorum. Gaz power plant. Çünkü upgradelememişim. Hemen upgradeleyelim. Paladyum gerekiyor 75 tane. Aa, paladyumumuz yok. Paladyumumuz yok. Kaç üretiyor burası? 500. Gayet iyi. Gayet iyi. Gazdan power plant. Bir tane daha yapabiliriz gazdan. Ben de yani kavruyorum oyunu oynadıkça. Açıkçası ve vakit alıyor. Mesela buradan hiçbir şey üretmiyoruz. Gazdan enerji üretmemiz için. Ne yapmamız gerekiyordu? Bir daha bakacağım hızlıca şeye. Çamur çekeceğim. Çamur veya asit ikisi de oluyor diye hatırlıyorum. Değil mi? Buradan çekiyoruz. Ne kurmuşum? Gaz filtreleme şeyi. Ama çamurlu olmuyor galiba. Bakalım. Gaz filtreleme şeyi. Olmuyor arkadaşlar. Çamurla sadece yeşil şeyle oluyor. O yüzden üretebileceğimiz tek lokasyon burası şu anda. Çamurdan olmuyor. Okey, o zaman burayı upgradeleyeceğiz ileride. Su deposu vesaire doğru düzgün kullanmıyoruz. Başka neler var? Su filtresi. Evet, paladyum gerekecek. Gaz konusunda bir sıkıntı yaşadık oradan. Biocomposter diye bir şey var. Enerji, su ve plant biomass çekerek gaz üretiyormuş. Organik şeyleri işte kaynatarak yakarak gaz üretiyor. Bunu yapmadık. Bence çok az gaz üretiyor. Ama aslında bunu üretsek, ama suya da bağlamak gerekiyor. Yapalım mı bir tane? Yapalım. Şöyle bir fikir var aklımda. Sağ üstte bol bol su ürettiğimiz bir santral kurduk. Ve buradan çıkan suyun bir kısmını alalım. Umarım yeterli su vardır. Ve buraya yollayalım. Kabloyla bağlayalım. Ve ardından gaz çıkacak. Ne kadar gaz çıkacak? Saniyede 100 gaz çıkarıyor. Saniyede 100 gaz çıkarıyorsa kendisi, bu gazı alıp bir enerji santrali kurabiliriz. Level 1. Şöyle. Ve bu 100 üretiyor. Fakat bu sadece 50'ye ihtiyaç duyuyor. Demek ki iki tane gaz santrali yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir tane daha kurdum. Bunu da bağlıyorum. Bu arada dibimize göktaşı düştü. Hemen gidelim. Hop, teleport. Ne güzel, kapının önüne koymamız teleporter'ı. Çok kolay bir şekilde alabiliyoruz. Biraz tehlikeli olacak ama şuradan şunları toplayalım. Pardon. Bir şey mi incelemem gerekiyor öncelikle? Yok. Koyamıyor muyum üstüne? Ha, şimdi koyabiliyorum. 1, 2, 3 tane çektim.
bağladım. Yeterince üretmiyormuşuz gibi karbonyum. Biraz daha üretelim. Evet, şurası ne alemde? Bitmek üzereler. Depo dolu sinyali veriyor çünkü depo koymadık. Sanırım yeşil şey teleport, son teleport olduğum yeri gösteriyormuş. Aynen, çünkü oradan teleport attım değil mi? Şimdi 100 gaz gelecek. Birazcık biomass yakıyoruz ama sıkıntı yok bence. Su da çekiyoruz. Ve bu ikisinden total 1000 enerji mi üreteceğiz? Fena değil. Bitsinler bakalım, çalışacak mı? Tek bir enerjiyle yapmak zor arkadaşlar, o yüzden böyle dağıtmak gerekiyor. Bir şekilde. Bunun deposu nasıl dolu ya, anlamadım. Saçma. Ha, lokalde gaz biriktiriyor. Tamamdır, yanılmıyorsam ikisi de çalışıyor. Depo dolu neden diyor? İçinde gaz var diye bir miktar. Okay. Güzel. 1000 enerji de buradan geliyor arkadaşlar. Çözdük. Başka atladığımız binalar, pas geçtiğimiz şeyler. Liquid compressor. Bunu yaptık da sıkıştırıp neremize ne yapacağız bilmiyorum. Decompressor da sıkıştırılmış suyu geri çeviriyor. Plazma işine çok az kaldı. Palladium gerekiyor. Carbonium synthesizer. Bunlara gerek yok. Sıfırdan madde üretmemizi sağlıyor. Iron'im gerek yok. Daha bir sürü kaynağımız var. Centrifuge'un level 3'ü açılmış. Oo. Bir saniye. O zaman hızlıca şeye dönüyorum. Çok hızlıca. Flamethrower. Oo, süper. Yenisi gelmiş. Bastım gitti. Flamethrower severiz. Ve iki tane slotu var. Damage bastım. Biraz da ne olsun, damage over time %34 yapıştırdım. Nice. Şimdi level 3'ü geldiyse outpost 8 miydi? 5 miydi? 8 değil. Sağ taraftan anlayabiliyorum artık hangisinin olduğunu. Sen de değilsin. Burası outpost 5. O centrifuge yapanları level 3'e katlarsam misliyle saf uranyum elde edeceğiz. Saf değil de işlenmiş uranyum. Ve birkaç bölüm götürür diye düşünüyorum bu gezegendeki kaynaklar. Hızlıca upgradeleyeceğim. Umarım saldırı falan gelmez. Yes. Ama bir saniye, bunları level 3 yaparsam enerjimiz patlayacak yine. Diye düşünüyorum. Çünkü çok enerji yiyorlar. The sun is very intense today and is still intensifying. There's no atmospheric shielding in this desert. Hepsini yapabiliyormuşum, teker teker bastım ama. Okay, onların tanesi İki katı. Güneş bütün binaları yakacak galiba. Bu güzel olmadı ya. Ya bu event işkence böyle bir haritada. Binaları yakmıyor değil mi? Tam binaları yakmasın. Okay, bitti. Şimdi o upgrade'ler bittiği takdirde rezalet bir enerji çekeceğiz. Onun için de merhaba rüzgar panelleri. Merhaba güneş panelleri. Bokunu çıkardım. Herhalde yeter bunlar.
Herhalde yeter. Yes. Enerjimiz pozitif. Upgrade'ler tamamlanmadı ama hala. Bunlar bağlı değil mi ya? Saçta 3200 limitim var diyor. 3200 olmaması lazım. Kapasitemiz. Okey. Bağlı değilmiş galiba. Şimdi bağlandı. 700.000. Artı 7000 üretiyoruz ama şunlar upgradelendiğinde birazcık şey olacak. O 7000'den birazcık çekeceğiz. Onun haricinde hiçbir sıkıntı yok. Her yeri sömürüyoruz. Teknolojiler ne alemde? Minigun level 2 geldi. Bir tane şey kalmış. Burayı bitirdik neredeyse. Wow. O zaman nereye devam edelim? Uzaylı teknolojilerine devam edelim biraz. Rastgele yapıştırıyorum çok kasmadan. Zaten hepsini yapacağız arkadaşlar. Bir noktada. Ionizer. Aa, buna ihtiyacım var. Aa, Palladium yok ki. Palladium questine gireceğiz muhtemelen yavaştan. Sıkıştım. Geçemiyorum. Depolara devam ediyorum. Çünkü evrensel bu depolar. Ve level 3'ten fazla bir şey de yapamıyoruz. Ne kadar depoda o kadar iyi ya. Bir şekilde birikiyor çünkü malzemeler. Ve yok olmuyor depodaki malzemeler. O çok güzel. Yani yüz binlerce biriktirmenin o yüzden bana avantajı olacak diye düşünüyorum. Şu anda 76 binlik bir depomuz var. Malzemeler için. Ve diğerlerini de etkiliyor aslında. Uranyum deposuydu bilmem neydi. 51 bin biriktirmişim. Uranyum coşmuş arkadaşlar. Bu bizi bayağı götürecek diye inanıyorum. Upgrade'ler bitti mi? Yes. Level 3 oldu. Mükemmel kaliteli bir outpost'a çevirdik arkadaşlar burayı. Ve veda edebiliriz outpost'a. Bölüme de veda ediyorum. Yavaşça. Nefes almadığım dolu dolu bir bölüm oldu. Base'i biraz genişletebildik. Dediğim gibi mega base yapamadık ama tarıma giriştik. Uranyum'u kökledik diyebilirim ve son quest Palladium'a doğru ilerleyebiliriz. Oradan da bir sonraki teknoloji ağacına, seviyesine geçiş yapacağız. Ve oyunu öğrendikçe daha çok keyif veriyor arkadaşlar. İlk bölümlerde böyle kafamda soru işaretleriyle duvardan duvara çarpıyordum. Halen milyonlarca soru işareti var ama biraz daha aktif, hızlı bir şekilde oynayabiliyorum oyunu. O açıdan benim açımdan daha keyifli bir hal aldı. Umarım sizler için de geçerlidir. Burada 3000 enerji üretiyor. Level 3 power plant'imiz nükleer. Ve fazlasıyla malzememiz var enerji üretmek için. Burada veda ediyorum sizlere. Teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.